Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifle karşınızdayım. Şimdi sizlere haşlanmış tavuk ve sebzelerin buluşmasıyla güzel pratik bir tarif hazırlayacağız. Şimdi malzemeleri size sayabilirim. Öncelikle iç malzemeleri sayayım. Haşlanmış şu şekilde tavuk göğsü. Burada bir adet kızartılmış patlıcan. Burada patates yine bir adet kızarmış ve 2 adet yeşil biber kızarttım yine. Burada baharatlarımız var. Olmazsa olmaz kekik, kimyon, karabiber, tuz ve köri baharatım, pul biber tabii ki de olmazsa olmaz. Tavuğa çok yakıştığını düşünüyorum. Burada şu şekilde ketçabımız var. İçerisine ekleyeceğiz. Burada da 1-2 dal fesleğen doğradım. Ben lezzetli olacağını düşünüyorum. Bu iç harcımızdı. Şimdi hamurun malzemelerini sayalım. 1 su bardağı ılık su. 1 çay bardağı süt. 1 tatlı kaşığı şeker ve yarım tatlı kaşığı tuz. Ve çeyrek paket yaş maya. Şimdi hamurunu hazırlamaya geçebiliriz. Öncelikle karıştırma kabının içerisine sıvıları ekleyeceğim. Suyumu, sütümü ekliyorum. Şeker ve tuz ve yaş maya. Bunları şimdi güzelce karıştırıyorum. Şimdi içerisine alabildiğince un ekliyorum. Yani yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğim burada. Çok koyu kıvamlı olmasını istemiyorum. Yapacağımız ürün sert olur, hiç kabarmaz. O yüzden unumu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Evet, hamurumu hazırladım. Şöyle yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Yaklaşık 2,5 su bardağı un ekledim. Siz ama dediğim gibi birdenbire eklemeyin, kontrollü ekleyin. Sonra kurtaramayız. Şimdi bunu kenara alalım. Şimdi iç harcını hazırlayalım. Hem de hamurumuz dinlenmiş olsun. Şimdi öncelikle tavuğumu alıyorum karıştırma kabına. Patlıcanlarımı ekliyorum. Patates ve biberleri. Fesleğen. Siz koymayabilirsiniz arzuya göre. Ben yakışacağını düşündüğüm için ekledim. Ve baharatlarımı ekliyorum. Ketçabımızı ekleyelim. Ve karıştıralım bakalım. Evet, karıştırdım. Şimdi yapımına geçebiliriz. Öncelikle tabanına un serpelim. Şimdi hamurumuzu açmaya başlayacağız. Şimdi oklava yardımıyla açalım hamurumuzu. Merdane kullanabilirsiniz. Hamurumu açtım şimdi. Hamurumu kare şekilde keseceğim. Şimdi büyük kareler halinde kesmeyi düşünüyorum. Çünkü kızgın yağda kızartacağız şimdi bu hazırladığımız böreklerimizi. Börek gibi düşünün. Börek tarzında. Çocuklarınız okuldan eve geldiğinde hazır pratik bir yiyecek olacak ya da misafirleriniz beş çayına geldiğinde hazırlayabileceğiniz güzel bir tarif olduğunu düşünüyorum. Şimdi karelerin içerisine iç harcımızı yerleştirelim. Şimdi katlayalım. Üçgen şekilde, şu şekilde bir uçtan bir uca bastırıyorum ve kenarlarını olabildiğince sıkıştırıyorum. Çünkü kızartacağımız için açılsın istemem yani. Şu şekilde iyice bastırarak kapattım. Bunları da aynı şekilde kenarlarını kapatalım.
Hepsini aynı şekilde yapıyorum ben. Evet, şimdi üçgen bir şekilde görüyorsunuz, büktüm ben bunları. Şimdi ocağa yağ koyalım ve bolca yağ koyup ısıtalım. Evet, şimdi ısıttığım yağın içerisine böreklerimi alıyorum ve kızartıyorum. Evet, şimdi böreklerimizi kızarttık ve ben ekstradan bir dip sos hazırladım. Yoğurt var, içerisinde mayonez var. Tuz, sarımsak bir diş dövdüm koydum. Kekik, ondan sonra pul biber ve nane var içerisinde. Güzelce karıştırdım. Şimdi umarım bir lezzetine bakalım, güzel olmuştur. Efsane bir lezzet. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Afiyet olsun.